Yeniden herkese merhabalar. Bu dersimizde sizlere Modify List'teki bir diğer aracımızı anlatacağım. Bu aracın adı Displace arkadaşlar. Displace kabartma etkileri yapmamızı sağlıyor objeler üzerinde. Öncelikle bir tane sahnemde plane oluşturuyorum ve bunun ölçülerini 200 cm'e 200 cm gibi bir rakam yapıyorum. Gridlerimi kaldırayım buradan. Grid çizgileriyle benim objemin segmentleri birbirine karışabiliyor bazı durumlarda. Şimdi ilk etapta direkt olarak Modify bölümüne geldik. Modify listten D harfine bastığımız zaman Displace, sadece Displace yazması lazım. Bu özelliği seçtim ve objenin üzerine attım. Bu ne işe yarıyor? Şu an çok bir şey anlayamayız açıkçası. Çünkü herhangi bir referansımız yok. Neye göre yükseklik vereceğiz biz bu objeye? Bu Displace özelliği şöyle çalışır arkadaşlar. Bakın, normal şartlarda ben buradaki Strength değerini arttırdığım zaman objem düz bir şekilde yükseliyor. Çünkü ben bu objenin üzerine herhangi bir uygulayacağı etkiyi göstermedim. Ne uygulayacağını bilmiyor. O yüzden dümdüz yükselme gerçekleştiriyor. Birazdan anlayacaksınız söylediklerimi. Altta decay var. Bunların hepsinden önce bizim yapmak istediğimiz şey şu. Örneğin elimizde bir tane görsel var ve biz bu görselin renklerini kullanarak bu objenin üzerinde kabartma etkisi oluşturacağız. Bunun için imaj bölümünden bitmap atabiliriz. Yani bir fotoğraf atabiliriz. Bir fotoğrafa göre yükseklik verebilir. Örneğin ben burada bitmap'e tıkladım. Daha sonra önceden masa üstüme indirdiğim bir bölümüm vardı. Bakın, bir tane görsel, şöyle ön izleme yapalım hatta. Bir harita, üstten görünmüş bir harita çizilmiş. Ben bu fotoğrafın renklerini kullanarak yüksekliğini ve alçaklığını vererek bir arazi oluşturacağım. Bunu kapattım. Bu fotoğrafı az önceki bitmap butonuna bastığım zaman buradan seçtim ve OK dedim. Şimdi gelelim ne yapıyoruz. Strength bölümünde bu etkiyi aslında bu yüzeyin üzerine uygulayabiliriz. Fakat çok garip şekiller çıkıyor. Nedenini söyleyeyim size. Çünkü objemin üzerinde yeterli sayıda segment yok. Eğer ben bu segmentleri arttırırsam, örneğin 150'ye 150 yaparsam, 150, 150 çok fazla yapıyorum. Bilerek temiz iş çıksın diye. Ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra Displace'e gelip fotoğrafım atılı. Strength bölümünden bakın, şöyle bir yükseklik sağlarsam bakın objemin şekli değişiyor. Hatta şöyle yapalım. Burada bakın gördüğünüz gibi fotoğrafın renklerini kullanarak renklerin yoğunluklarına göre, yani koyu renkler aşağıda kalır, açık renkler yukarı çıkar, yani yükselir. Ben buna ortalama 40 santimlik bir yükseklik vereyim. Şu an hiçbir şeye benzemiyor. Orada dağ fotoğrafı vardı. Buradakiler hiç ona benzemiyor. Bunu da düzelteceğiz, merak etmeyin. Bunu şu alt kısımdan Blur bölümünden değiştiriyoruz arkadaşlar. Blur bulanıklık anlamına gelir. Fotoğrafta eğer herhangi bir bulanıklık yapmazsanız, bu değerle oynamazsanız fotoğrafın piksellerini çok sert olarak gördüğünden dolayı bu şekilde abartı bir şekilde yükseltebilir. Burada blur değerini arttırırsak bakın bu sertlikleri de yumuşatabiliyoruz. Aslında hemen hemen aynısı çıktı fotoğraftakinin. İsterseniz şöyle fotoğrafı açayım ben şöyle. Bir saniye. Fotoğrafımız bu. Bakın şuradan gelen kanallar var. Buradan gelen bir kanal var. Şeyde de buradan gelen bir kanal ve diğeri. Ortadaki yükselti. İçerideki boşluk. Dediğim gibi fotoğrafın renklerine göre açık olan renkleri yükseltir. Koyu olan renkler daha az yükselir, öyle söyleyeyim. Arasındaki oranı rengin koyudan açığa gidişine göre hesaplar. Şimdilik bunu kapattım. Burada ilk yapmanız gereken şey neymiş? Bitmap bölümünden bu fotoğrafı, istediğimiz yüksekliği gerçekleştirecek fotoğrafı buradan tıklayarak listeden seçtik. Daha sonra yüksekliğimizi verdik. Eğer ki bu yükseklik çok sivri ise bizim için, Blur bölümünden de bunları yumuşatabiliriz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra alt kısımda Map bölümü var. Map bölümü aslında basit. Şu an biz bir plane'in üzerine attığımız için
doğal olarak otomatikman planar olarak işaretledi. Yani düz bir yüzeyin üzerine mi böyle bir etki alıyoruz? Silindirik bir yüzey mi alıyoruz? Yoksa küresel bir yüzey mi? Bunları kendisi zaten otomatik seçiyor. Bakın planar bölümüne gelince şuradaki ebatları değiştirerek ben etki alanımı da genişletip daraltabiliyorum. Örneğin 130'a 130 olsun etki alanım. Bu şekilde buradan sıkıştırmasını veya alt kısma bakın fit yaptığım zaman tam objenin üzerine bütün genişliğiyle oturur. İstersek de daha küçük yapabiliriz. Burada aslında anlatacak fazla bir şey yok. Önemli olan sizin için bakın şurada da bir özelliğimiz var. Displace'in üzerine ok işaretini tıkladığımız zaman bir gizmo çıkıyor. Bu gizmo da bizim bu etkimizin alanını istediğimiz yere taşımamızı da sağlıyor. Aslında kavranması zor şeyler değil bunlar. Fakat birazcık pratikte olacak şeyler. Hatta ekstradan videolar da izleyebilirsiniz bunlarla alakalı. Neler yapılabildiğiyle alakalı. Eminim ufkunuzu açacak şeylerdir hepsi. Bu bölümde aşkı anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Önümüzdeki derste tekrardan görüşmek üzere.